Çekiyorum. Tamam. Arkadaşlar, öncelikle ben şunu söylemek istiyorum. Bu sergide emek veren önce Gonca Başkan bu serginin oluşum aşamasında cezaevleriyle diyaloğu kuran arkadaşımız, resimleri temin eden arkadaşımız, kendisi bizzat şahıs olarak resimleri buraya taşıyan arkadaşımız. Öncelikle onu teşekkür ederim arkadaşa. Resimlere dair ben şöyle birkaç cümle kurmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi bunlar resimlerimiz ama şöyle düşünebiliriz. Cezaevindeki kadın arkadaşların mücadeledeki ruhlarını görüyoruz. Şunu da görüyoruz aslında. Cezaevindeki kadın arkadaşların bizim dışarıyı bizim için renklendirdiklerini, hislerini, düşüncelerini, kendilerinin ifadelerini görüyoruz biz bunda. Ayrıca şunu da görüyoruz ki cezaevindeki kadın arkadaşlar dört duvar arasında da olsalar yine de haklı bir mücadeleden dolayı güçlülüklerini görüyoruz. Bu da bize güç veriyor kadın arkadaşlardan dolayı. Onların ruhlarını bu resimlerde aslında onların halen içlerinin dört duvar arasındaki o beton binalarla değil renkli olduğunu, cıvıl cıvıl olduğunu ve enerjilerinin bize yansımasını da görüyoruz resimlerde. Başka çok uzatmıyorum arkadaşlar. Geldiğiniz için ben çok teşekkür ediyorum. Sevgili kadınlar, evet, ilk başta Gonca Başkan'a teşekkür ediyoruz. Bu konuda emeği geçen herkese. Tabii bu resimlere bakınca insan yaprağa, ağaca, güneşe ya da gökyüzünün ne kadar farklı baktığını hapishanedeki yoldaşlarımızın görüyoruz. Çünkü bir güneşi sadece gökyüzündeki bir cisim olarak görmüyorsunuz. Onun mücadeledeki yeri, değeri olarak görüyorsunuz. Ya da bir yıldıza baktığınızda gerçekten yalnız olmadığınızı, milyonlarca halkla birlikte olduğunuzu, işçi sınıfı, ezilenler ve kadınlarla birlikte olduğunuzu görüyorsunuz ve o düş dünyası sizi bir özgürlük yürüyüşüne de götürüyor. Belki bugün en çok tartıştığımız konu olan hapishanelerdeki tecriti kırmanın, tecriti yıkmanın bir aracı oluyor bu resimler. Bunu da göstermiş oluyorlar. Ve bizimle içerinin ve dışarının köprüsünü kurmuş oluyoruz. Bu anlamda da çok değerlidir. Ve şu anda Kobani Kumpas davasında yargılanmış olan HDP'nin önceki eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'ın da resmi var. Yani faşizme inat nasıl özgürlüğü yükselttiğini sadece mahkeme salonlarında göstermedi. Aynı zamanda hapishanedeki o özgür kadını yaratmanın, sosyalist kadını yaratmanın çizgisinin de ne demek olduğunu bir kere daha resimleriyle gösterdi.